Ne var ne yok? Öğrenci Uğraşamam. misiniz? Öğrenciyim hocam. Sinema. Evet. İletişim Bilimleri Öğrencisiyiz Hacettepe Üniversitesi'nde. Sineblog ekibi olarak da size bir söyleşi yapmak istedik. Tamam, peki. Soracaktım. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Ben çok vaktinizi almadan sorulara başlayayım isterseniz. Biz öncelikle merak ediyoruz, tiyatroya ilginizin ilk ne zaman başladığını ve bu ilginizin başladığı dönemde örnek aldığınız bir isim var mıydı? Yoksa bu yola ben Şule Ateş olmalıyım diyerek mi çıktınız? Vallahi hep derler ya ben çocukken bilmem ne. Biraz öyle oluyor gerçekten. Yani çocuk kaç ortaokul yaşlarında falan herhalde oyunlar sahnelemeye başladım ben oyun olarak. Yani arkadaşlarımla oyun oynarken temsiller falan sahneliyordum. Konserler organize ediyordum. Çocuk oyunu gibi yani. Sonra da yani böylece fark ettim aslında tiyatroya ilgim olduğunu. Bir örnek aldığım biri olmadı o yaşta yani lise civarı. Sadece lise bittiğinde üniversite sınavında tiyatro bölümünü yazdım. Ve kazandım. Öyle devam etti. O hoca sonrasında hocalarım oldu tabii örnek aldığım. Dil Tarih Tiyatro bölümünü kazandım ben. Orada okudum tiyatroyu. Nurhan Karadağ, daha sonra Beklan Algan, Ayla Algan onlarla bir yıllık bir çalışma yaptım. Yine tiyatro araştırma laboratuvarı açılmıştı şehir tiyatrosunda İstanbul'da. Beklen Algan'ı örnek aldım diyebilirim. Hocam oyunlarınızda böyle aman diyeyim toplumun bu kesimi bu söylediğimizi yanlış anlayabilir, şu yöne çekebilir deyip çıkardığınız bölümler oldu mu? Yoksa hani tiyatrocu olarak kuş kadar özgür olduğunuzu hissedip devam ettiniz hiçbir çıkarma yapmadan? Çıkarma yapmadım. Benim gösterilerim aslında zaten böyle biraz klasik tiyatrodan farklı, daha performansa yönelik çalışmalar. Metinlerini kendimin oluşturduğu, yani böyle bildiğimiz klasik anlamda oyun metni değil ama sahne metnini oluşturduğum. Sahne metnini oluştururken de çok farklı şeylerden yararlanıyorum. Farklı metinler, kedi miyavlıyor, duyuluyor mu? Hiç problem değil. O da katılabilir bize. Göstereyim size. Güzel. Metinlerini kendimin oluşturdu. Sahne metinlerini kendimin oluşturdu. Performanslar sahneledim. Bunlar zaten aslında anlaşılması biraz daha zor işler. Mesela yani böyle farklı çalışmalar yapmayı seviyorum. Onları anlaşılır kılmak için daha çok çaba harcadım. Sonradan çıkarmaya gerek yok çünkü zaten aslında kurgu metinlerini de kendim hazırladığım için kurgusunu ve tasarımını ben yapıyorum. O tasarımı yaparken zaten aslında belli sınırlar içinde kalıyorum ve hani öyle çok da hedefe bağlı, ne arzuladığınıza bağlı. Eğer izlenmek istiyorsanız ona göre bir tasarım yapıyorsunuz. Anladım hocam. Peki. İnsanların özellikle de genç kuşakların, yeni neslin tiyatroya olan ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl buluyorsunuz? Galiba yani İstanbul'da fena değil gibi görünüyor. Birçok tiyatro var ve bu tiyatroların seyircisi var. Seyirci de genellikle yanılmıyorsam 20-45 yaş arası o aralıkta. Genel olarak genç bir seyirci yani ve aslında her zaman mesela şehir tiyatrosu, devlet tiyatrosu oyunlarına baktığımız zaman gençlerin bayağı ağırlıklı olduğunu görürdük. Yani son bir süredir o kadar takip edemiyorum gerçi ama bildiğim kadarıyla gençler tabii şehir tiyatrosu, devlet tiyatrosu oyunları daha ucuz olduğu için sanırım daha kolay gidebiliyorlar. Özel tiyatrolar biraz daha zor oluyor. Biletler daha ucuz olabilse eminim daha çok gidecekler. Ama biletlerin de ucuz olması pek mümkün değil tabii. Peki sizin için yani birçok oyunda bulundunuz oyuncu olarak yönettiniz. Yönetmek mi daha iyi sizin için, daha rahat yoksa sahnede olmak mı, seyircilerin karşısında olmak mı daha rahat sizin için? 1996 yılından önceki oyunlarınızda da baktım, orada Evet, uzun oynadınız. zamandır oynamıyorum. Evet, Yani 96 yılından beri demek ki yönettiniz. aslında sahnelemeyi tercih ediyorum. Evet. Oynamak da keyifli herhalde ama yani ben sahnelemekten daha büyük zevk alıyorum. Yönetiyorum. Yönetmeyi tercih ediyorum. Oyunlarınız arasında böyle tamam ya bu oldu dediğiniz, içinizi en çok sinen, sizin için özel bir yeri olan oyun var mı? Tamam oldu demek biraz zor oluyor. O genellikle hiç bitmiyor.
yani oynadıkça oynadıkça aslında yeni şeyler keşfediliyor. Yani ben onu seviyorum en azından. Ama hepsinin de yeri aslında ayrı. Ya, yakalamaya çalıştığım bir şey var sahne estetiğinde. Ulaşmaya çalıştığım şey. Yani bir araştırma yapıyorum aslında. Bir şeyin peşindeyim. Bir dil kurgulamaya çalışıyorum. Bir sahne dili. Ona en yakın olan, en yaklaştığımı düşündüğüm performans Vakit Tamam Beyler'di diyebilirim. Vakit Tamam Beyler'in üzerine ona benzer çalışmalar yapmak, ilerletmek isterdim o arayışı. Ama yapamadım. Zor, yapamıyorum. Çünkü belli bir oyunculuk biçimi gerektiriyor. Onun için oyuncuyu önce eğitmeniz gerekiyor falan. O oyunda yapmıştım mesela. Onu tekrarlamak zor olduğu için devamı gelmedi. Aslında o tür çalışmalar, ona benzer çalışmalar, o alanda araştırmalar yapmak istiyorum ben. Aradığım estetiğe en yakın çalışmam Vakit Tamam Beyler'di. Kurucusu olduğunuz Cihangir Akademi'de hikaye anlatıcılığı ile alakalı eğitim veriyorsunuz. Öyle şeyler yalnızca filmde olur, oyunu da sanırım bu şekilde ortaya çıktı. Evet. Biz de bu oyunu merak ediyoruz. Bu oyun hakkında bize bir şeyler söylemek ister misiniz? Şimdi Pınar Göktaş'ın yazdığı ve oynadığı bir oyun. Bu oyunun ilginç yanı şu, bir Pınar Göktaş kendi kişisel hikayesini anlatıyor. Bir anlatı bu, hikaye anlatıcılığı yöntemiyle çalıştığımız. Aslında bir anlamda Meddah'ın çok güncel bir versiyonu diyebiliriz. Yani bu da araştırmasını yaptığım alanlardan biri. Meddah'ın tekniklerini bugün çağdaş tiyatro içinde nasıl kullanırız? O Meddah'ın tekniklerini nasıl güncelleriz? Çünkü bir zamanlar Meddah ve hikaye anlatıcısı aynı şeyi biliyorsunuz. Yani 100 yıl önce, 100-150 yıl önce İstanbul'da ya da Bursa'da çok sayıda Meddah vardı ve çok zevkle seyrediliyorlardı. Ama artık onun, biz o Meddah'ın o tekniğini ve oynama şeklini, anlatma biçimini hiç gerçek anlamda göremedik. Siz hiç göremediniz. Bense Erol Günaydın'ı en son televizyonda falan televizyonda. Yani televizyonda olmaz, Meddah canlı izlenir tabii ki. O da gerçek Meddah'ın çok artık şey olmuş, gerçeğinden uzaklaşmış bir haliydi. Hiçbirimiz, yani ben de dahil olmak üzere hiçbirimiz gerçek bir Meddah anlatısı izlemedik aslında. Bunu araştırıp Meddah'ın seyirciyle kurduğu o ilişkinin canlılığını bugün nasıl yakalarız diye anlamaya çalışıyorum. Bunun için de tabii ki hikaye anlatıcısı metnini kendi yazıyor ve de oynadıkça sürekli güncelliyor, değiştiriyor. Aynı zamanda da her temsilde o seyirciye göre o anda güncelliyor. Yani doğaçlama yapıyor. Her oyunda doğaçlama yapıyor. Yeniden yazıyor bir anlamda. Bunu aslında araştırdık ve Pınar Göktaş'la araştırmaya bunu devam ediyoruz. Onun kendi kişisel hikayesi olduğu için de daha kolay oluyor. Kendi hikayesini istediği gibi dönüştürebiliyor. Prova boyunca yani bir hikaye anlatıcısı bugün nasıl bir hikaye anlatıcısı olunabilir? Çünkü o zamanlar hikaye anlatıcıları diyelim ki 10 yıl boyunca, 20 yıl boyunca ustanın yanında onunla dolaşıyor kahvelerde, meydanlarda, hep ustasının yanında onu dinliyor, o teknikleri görüyor, seyirciyle olan ilişkisini gözlemliyor ve 10 yıl içinde pişiyor. Belki bu arada küçük küçük arada o da ustası ona izin veriyor, o da küçük hikayeler anlatıyor, minik denemeler yapıyor ve sonunda böyle yetişiyor. Şimdi bugün böyle bir şansımız yok. Oyuncular hatta hikaye anlatışına dair neredeyse hiçbir eğitim almıyorlar konservatuarlarda. Çok uzağız, yani oyuncularımız çok uzak bu tekniğe. Onun için Pınar Göktaş'la aslında bu tekniği keşfetmek üzere, onun hikayesini işte anlatılabilir bir forma taşımak üzere provalarda doğaçlamalar yaparak çalıştık ve bu süreçte sahnede yazdı hikayesini. Yani provalar sırasında anlatarak yazdı. Olabildiğince ezber olmadan, yani kendi hikayesi olduğu için aslında o anda yeniden anlatabilecek şekilde kurgulasın diye uğraştık. Anlattığı hikayede kendi çocukluğu, gençliği boyunca, yani kendi büyüme sürecinde seyrettiği bir filmden etkilenerek daha 12 yaşında mükemmel bir aşkı arayışının hikayesini anlatıyor. Böyle biraz stand-up'la hikaye anlatıcılığı arasında bir yerde
bu. Peki hocam, teşekkür ederiz. Bizim sorularımız bu kadar. Sizin ekstra eklemek istediğiniz bir şey varsa, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ankara'ya gelmek istiyoruz. En kısa zamanda geldiğiniz o Yani sıralarda sanıyorum seyircileriniz olacak. Nisan'da geleceğiz ve Farah abi sahnesinde oynayacağız herhalde. Bekleriz o zaman oyuna. Tamam hocam, merak etmeyin. En ön sırada seyirciniz olacak. Hep beraber Sinebrog ekibi olarak. Bekliyorum. Teşekkürler. İyi günler hocam.